Neden hala terör sorununa bir çözüm bulunamıyor? Yakışıklım, o İslam alemi çapında bir birliktelikle çözülür. Yani Türkiye'nin tek başına çözebileceği bir şey değil. İngiliz derin devleti en az 100 devletle hareket ediyor. Türkiye tek devletle hareket edemez. Yani 100 devlete karşı tek devlet olmaz. İslam aleminin mutlaka birleşmesi, Rusya'nın da içinde bulunduğu, İsrail'in de içinde bulunduğu büyük bir ittifakla karşı konulması gerekiyor. Yoksa Türkiye'nin baş edebileceği bir şey değil. Ayrıca Türkiye'yi büyük bir oyun içine çekmeye çalışıyor. Darwinizmin içine sokarak Türkiye'ye Darwinizmi savundurtuyorlar. Ve böylece PKK'nın taban ideolojisi, ana ideolojisi olan materyalizmi devlet eliyle savunmuş oluyoruz. Allah vermesin. Yani Türkiye savunuyor şu an. Yani Darwinist materyalist sistemi savunuyor. 2019'da vazgeçeceğiz diyor. Bak 2019'a kadar devam edecek bu. Facia bu. Daha 2017'deyiz. 2018'de de devam edecek diyor. 2019'un sonlarına doğru. Bir tek diyor yani ihtisas olan okul bölümlerine vereceğiz diyor. Yani anlayacak yerlere vereceğiz diyor. Bu faciadır. Bakan da çıkıyor. Darwinizm gibi bilimsel bir gerçeğe reddedecek halimiz yok diyor. Öyle olunca komünizm de bilimsel hale gelir. Materyalizm de bilimsel hale gelir. O zaman PKK da bilimsel hale gelir. Olur mu öyle şey? Büyük bir uydurma, büyük bir hurafe, putperest bir inanç, pagan inancıdır. Dünyanın tesadüfe meydana geldiğini iddia etmek bilimle alakası olan bir şey değil. Bilime bir ataktır, bilime bir saldırıdır Darwinizm. Bilime bir aşağılamadır. Bilime karşı yapılmış en büyük oyundur. Ya her şeyi tesadüfle açıklamak bilimden nasıl açıklanabilir bu ya? Bilim ayrı, tesadüf ayrı. Tesadüfle bilimi nasıl birleştiriyorsun? Bilimi din haline nasıl getiriyorsun? Yani sahte bilimi din haline getirmişler. Darwinizm sahte bilimdir. Oyundur.